Şimdi kameralarımızı yeniden Antalya'ya çeviriyoruz. Bir kez daha Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı kalecisi Günay Güvenç, A Spor muhabiri Sercan Dikmen'in sorularını yanıtlayacak. Sercan, bakalım bizlere neler aktaracak? Günay Güvenç hangi açıklamalarda bulunacak? Sözü çok bekletmeden size bırakalım. Ceyda, çok teşekkür ediyorum. Belek'ten mutlu akşamlar dileyelim. Gaziantep Futbol Kulübü kampına geldik. Günay Güvenç'le birlikteyiz. Günay, teşekkür ederiz bizi kabul ettiğin için, ağırladığın için. Her Hem zaman. sana hem de kulübe çok teşekkür ederiz. Her zaman. Kaptan, nasıl bir ilk yarı geçti? Şimdi bir de bir kamp süreci. 3-4 gün oldu. İlk olarak bundan başlayalım dilersen. Erol Hoca'nın gelmesiyle beraber büyük bir değişiklik yaşadık. Hem teknik taktik olarak hem oyuncu sayısı olarak. Yani giden oyuncumuz çok oldu. Gelen oyuncu çok oldu. İlk başlarda bunun biraz sorununu yaşadık. Ama hocanın oynatmak istediği teknik takviye yavaştan uyum sağlıyor takım. Bu her zaman bir süreçtir ama genelde bizim ülkemizde az sabır olduğu için farklı karşılanıyor. Ama şu an gayet iyi bir durumdayız. Hocamızın istediklerini sahada %70-80'lerde yerine getiriyoruz. İkinci yarıda hedefimiz daha üst sıralara tırmanmak. Kaptan, son 3-5 yılda en fazla konuşulan durum kalecilerin ayağı iyi olsun. Bu çok konuşulur. Özellikle savunmadan hücuma geçerken, ama sen Türkiye'ye geldiğin günden bu yana zaten bu özelliğinle fark yaratıyorsun. Kalecinin ayağının iyi olması ne anlama geliyor? Bu özellik sende var, çünkü en doğru soruyu da sana sormamız gerekiyor o yüzden. Şöyle başlayayım. Tabii ki Almanya altyapısında buna çok büyük ağırlık veriliyordu, ayak tekniği. Hem sağ hem de sol ayağını iyi kullanmak zorundasınız bir yerlere gelmek için. Ben onun biraz avantajını yaşadım. Almanya'da bunun genç yaşta öğrettiler. Bunun üstünde durdular. Yeni nesil futbolda da artık kalecinin durumu kalecilikten ziyade futbolcu gibi olmak. Ayak tekniği, topu oyuna iyi sokma, kontra atağa başlama. Bu sadece ayakla değil, elle de yapılıyor. Ayak tekniklerim, yani tekniğim iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii ki daha da iyi olabilir. Kaptan, şehire gidiyoruz maçlar oynandığı zaman. Gaziantep'te yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz var. Seni ayrı seviyorlar. Bir kaptan olma özelliğin var ama sevilen, en sevilen futbolcular arasındasın. Şehirle bağın nasıl? Yani şöyle söyleyeyim. İlk başta tabii ki Güneydoğu'ya gelmek insanda soru işaretleri getiriyor birlikte. Ama buraya geldiğim ilk günden beri kendimi öyle bir rahat, öyle bir iyi hissettim ki hiç, yani beklenmedik bir hisler yaşamaya başladım burada. Buralara hiç gelmemiştim Gaziantep'e ondan önce. Ben Elazığlıyım, Doğu'ya gitmiştim ama o da bir 15-20 sene oluyordu. Doğu'yu hiç bilmiyordum artık nasıl bir yer olduğunu, ama o dönem geldim çok şaşırdım. Çok gelişmiş, yani bizim ailelerimiz için sosyal aktiviteler, her şey mevcut. Tabii ki futbolda da başarılı olunca tam olarak güzel bir ortam oldu. Süper Lig'e çıktık. Yaklaşık şimdi 4. senemi yaşıyorum. Çok da mutluyum. Ailem de mutlu. Bu benim için en önemlisi. Kaptan, maç başı kurtarışlarına baktığımız zaman kalecilerin Süper Lig'de çok iyi oran yakalayan kaleciler arasındasın. Takımı değerlendirdin ama kendi performansınla ilgili ne yorum yaparsın? İstatistiklere fazla önem vermeyen ama bakan biriyim, böyle söyleyeyim. Çünkü bir istatistik kalecinin seviyesini bence belirlemiyor. Genelde şöyle durumlar olur. Ligin alt sıralarındaki kaleciler top kurtarma oranında daha yüksektir. Çünkü fazla pozisyon gelir. Üst sıralara oynayan daha azdır. Ama tabii ki istatistikler yalan söylemiyor. Ama oradan iyi veya kötüyü belirlemek yanlış olur. O yüzden yani şöyle söyleyeyim. Takımın defansı iyiyse kalecin de iyidir. Takım defansı da forvetten başladığı için bu gol yenilince bütün takım gol yer. Gol atınca da bir tek o bir kişi atan değil, bütün takım gol atmış olur. Ben böyle düşünüyorum. Bu kolektif bir oyun, bireysel bir oyun değil. Bir gol yenilince herkesin bir hatası olmuştur bir yerde. Zaten hata olmadan gol olmaz.
O yüzden istatistiklere fazla önem vermiyorum ama tabii ki kendim isimi böyle şeylerde görünce seviniyorum ama dediğim gibi fazla performans, gerçek performansı yansıtmıyor bence. Bunu sormamın sebebi şuydu, milli takımdan dolayı. Milli takım teknik direktörümüz Kuntus'la konuştun mu hiç geldikten sonra? Yok, onunla bir konuşmam olmadı. Peki milli takım süreciyle ilgili elbette her Türk futbolcusu milli takıma çağrılmak ister. Senin bununla ilgili bir beklentin, bir çağrın. Sen çünkü tanıdığımı düşünerek söylüyorum. Kendi performansı kötüyse de kötü diyebilirsin. Bu özgüvene sahip bir isimsin. Evet. Şu an milli takıma gitmeyi hak ediyor musun? Şimdi hak etmek ayrı bir şey. Dediğim gibi farklı nüanslar önemli futbolda. Diyelim benim ayaklarım diyelim özellikle ayaklarım veya birebir pozisyonlarım güçlü. Belki milli takımda geçmişte olan belki kaleci antrenörü diyor bu tarzda bir kalecim var bile farklı bir tarz kaleci seçelim. Burada hakka fazla girmek istemiyorum çünkü yani milli takım hocasının elinde olsa herkesi çağırır. Bu sadece işte 25-30 futbolcuyu çağırabiliyor. Benim tabii ki beklentim var bu konuda. Kendimi de iyi hissediyorum. İyi performans gösterdiğimi de düşünüyorum. Ama oradaki hocalarımız, orayı yönetenler çok tecrübeliler. Onlar ülkemiz adına ne karar verirse ona saygı duyacağız. Sonuçta orası milli takım. Ama kaleci konusuna geri gelirsek, diyelim bizim milli takımdaki kaleci konusu da biraz kritik bir konu. Çünkü evet. Uğurcan Altay, Ersin, gerçekten iyi kaleciler, Mert abi de vardı, iyi kaleciler. Orada da benim sıkıntı duyduğum bir konu, Altay oynayınca Beşiktaş veya Trabzonspor taraftarının Altay'a yüklenmesi, Ersin oynayınca öyle olması, Uğurcan oynayınca öyle olması, bu bize zarar veriyor. Biz Avrupa'da 3-4 iyi kaleciye sahip olan tek ülke değiliz. Yani şimdi aklıma gelen bayağı Almanya'da diyelim. Yani bir kalecisi Barcelona'da oynuyor, birisi geçmiş yıllarda Paris'te oynadı, evet. Birisi Bayern Münih'te oynuyor. Burada bu polemikler yok. Oynayana saygı duyulacak. Bu çok önemli. Arkasında duracak. Zaten birbirlerine destek veriyorlar kaleciler. Ben sadece futbolun öbür tarafından değinmek istiyorum. Bunlar bize bir katkı sağlamayacak. Orada oynayana destek vermemiz kısır lazım. Kısır tartışmalar. Uğurcan oynayınca Altay. Bence Altay oynayınca çok gereksiz diye. Ama kalecilerin içinde böyle bir bu niye oynuyor, ben niye oynamıyorum diye bir sorun yok bence. Yani olmaz da zaten. Ama tabii ki sosyal medyada ya bu zarar veriyor. Diyelim Brezilya milli takımda da biri Ederson, biri Alisson Becker. Mesela bir kalecinin orada öyle ya da, kavga mı etsin? Öyle ya da böyle sen şu an milli takım için senin arkadaşların ve senin yerinde olan isimlerden biri. Senin böyle bu tür sağduyulu bir açıklama yapman çok kıymetli. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Benim düşüncem o. Çünkü orada kim oynarsa ona saygı duyulacak. Tabii ki herkes oynamak isteyecek ama oynayana saygı bu futbolcular içinde zaten var. Biliyorum zaten. Ama sosyal medya ya da diğer takım taraftarları orada %100 güvenmemiz lazım. Çünkü daha gençler. Herkesin önü açık. Herkesin bir hedefi var. Onları orada yıpratmamaya çalışalım bence. Kaptan, sen İstanbul'a Türkiye'ye ilk geldiğin günden bu yana seni tanıyorum. Kalecilik dışında iyi performans gösterdiğin spor dalları da var. Evet. Masa tenisi. Ben şöyle söyleyeyim ama ben genelde her spor dalında iddialıyımdır. Başka? Genelde ben sportif bir yapıya sahip olduğum için yani masa tenisi olsun, dartı çok severim, bilardo, teniste başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani genelde spor aktiviteler bana uyduğu için o yüzden bunu söyleme sebebim aslında birazcık anladın. Çünkü Beşiktaş yıllarından ben çok iyi evet. net hatırlıyorum. Evet. Jose Sosa'yla çok büyük bir rekabetiniz vardı masa tenisinde. Evet. Yani. Onunla ilgili bir anı varsa da, çünkü başka futbolcular da vardı o yıllarda. Aslında benim masa tenisi hikayem şöyle başladı. Ben Beşiktaş'a yeni transfer oldum. Genç oyuncuydum. Almanya'da gelmiştim. Fazla da oyuncu tanımıyordum. Kısa bir özet geçeyim. Almanya Lienz'de kamp yapıyorduk. Kapının önünde de bir tane masa tenisi vardı. Orada tabii ki abiler oynuyordu. Ben biraz daha genç oyuncu olduğum için raketi elime alamıyordum yani. Daha
abilerimiz oynuyordu. Ondan sonra bir gün benle İsmail karşılaştık. Dedi hadi Günay bir oynayalım, İsmail Köybaşı. Evet. Sonra baktı İsmail ben çok iyi oynuyorum. Böyle bir şaşırdı. Ben de çok iyi oynuyorum ama kimseye oynayamıyorum genç oyuncu olduğum için. Sonra İsmail'i bir yendim. Baktım İsmail onu anlatmış, bunu anlatmış. Namın yürüyor değil mi o zaman Beşiktaş'ta? Odama bırakmadılar beni artık. Kimler geldi sonra? Herkes bana geliyor. Uğur abi çok iyi oynuyordu masa tenisi. Herkesi yeniyorum ama böyle sağlı sollu. Jose? Jose Sosa'yı da aynı şekilde. Almeida vardı iyi olan. Yani ilk günler hiç raketi almayan Günay. Kampın sonuna kadar raketle eline gezdim yani. Herkes beni yenmeye çalışıyordu. Çünkü gayet küçük yaştan beri oynadığım bir şey. Başarılı. Jose Sosa benim zaten kalibrem değildi hiç. O anda sana denk gelmişti. Dinleyecek ama bunu şu an. Yok, dinleyecek yok. Daha sonra. O da kendisi iyi oynuyordu ama benim kalibrem değil. Benim o zamanlar böyle gerçekten Uğur abi beni çok zorluyordu. Uğur Boral, İsmail abi, İsmail Köybaşı. Ama gayet başarılıyım yani. En iyisi değilim ama iyi oynuyorum. Beşiktaş'a dönmüşken oradan devam edelim müsaaden varsa. Hı hı. O son yıl, son 7-8 maçlık süreçte kaleye geçtin öncesinde, Slaven Bilic döneminde. İyi performans sergilediğin maçlar vardı. Beşiktaş taraftarının halen aklında iyi bir intiba bıraktın. O dönem keşke ayrılmasaydım diyor musun Beşiktaş'tan? Tolga abi vardı, Tolga Zengin. Hı hı. Cenk abi vardı, Cenk Gören. Ya Beşiktaş'ta Bilic ayrılmasaydı büyük ihtimal benim Beşiktaş serüvenim çok çok uzun yıllar daha çok daha devam edecekti. Hocamızın ayrılmasıyla beraber Şenol Hoca geldi. Ondan sonra bir sene zaten Şenol Hoca'yla geçirdik. Evet. Şampiyon da olduk. Sonra az forma şansı bulduğum için ya bir kariyer planlaması yaptım kendim adıma. Oynamak zorunda olduğumu düşündüm. Konuştun mu Şenol Hoca'yla o dönem? Tabii ki çok konuştuk. Bana fikirlerini söyledi. Ben de kendi fikirlerimi söyledim. Ondan sonra işte ben de yönetime kontratım vardı. Ben de yönetimden bir talepte bulundum. Yönetim beni kiralık verecekti. O zamanlar ki AS Başkanı Ahmet Nurçevi Başkan'dı. Şimdi Beşiktaş Başkanı. Onunla görüştük. Beni kiralık verecekti. Ben ama o zamanlar Göztepe'de beni bonservisle istiyordu. Ben de izin istedim. Ahmet Başkan beni üzülerek bıraktı. Ama ben kendim orada bir kariyer çizdim. Oynamak benim ilk hedefimdi. Tabii ki yani Beşiktaş'ın bende ayrı bir yeri var. Az önce Beşiktaş taraftarları beni iyi hatırlar. O biraz bozulmuş durumda ne yazık ki. Bizim Antep'teki maçta evet. Enkudu'dan yaşadığım bir şey. O beni çok üzdü. Yani bana tepki çünkü oraya gelene kadar evet iyiydi. O tartışmadan sonra. Evet. O tartışma. Ya şöyle oldu. Maçta bizim futbolcu sakatlandı. Devam oynadı. Ben de ona tepki gösterdim. Futbolcuya. Sonra orada bir kargaşa oldu. Ya tabii ki Beşiktaş taraftarı bir yandan haklı olabilir. O sorun değil ama böyle olmasa daha güzeldi. Ama tabii ki futbolu daha iyi bilen, futbolun içinde olanlar orada benim tepkim neye verdiğimi daha iyi bilir. Diğerleri farklı düşünüyor. O yüzden ama geçti gitti. Şu an Gaziantep'te oynuyorum. Çok da mutluyum. Günay zor bir soru olabilir. Türkiye'de şu an en iyi kaleci kim? Uğurcan. Direkt. Uğurcan. Şu an performansıyla yani gerçekten çok iyi performans sergileyen kardeşim. Yolu açık olsun. Üstüne koya koya gider inşallah. Çok başarılı buluyorum. Dünyada? Neuer. Manuel Neuer. Peki Süper Lig'de seni en fazla zorlayan santrafor? Yani maçtan önce o takımın santraforuyla maç oynayacaksınız. Bir ekstra üzerine düşündüğün bir santrafor var mı? Vardı. Sisse vardı. Şu an futbolu bıraktım mı bilmiyorum. Sisse, Alanya Spor, Fenerbahçe. Beni çok zorluyordu. Çünkü vücut dili, ayak bileği beni çok şaşırtıyordu. Yani vücut başka yere bakıyor, ayak bir yere bakıyor. Hiç topu nereye vuracağını kestiremiyordum. Beni çok zorluyordu. Şu anda da beni zorlayan forvetler var. Göztepe'de Adis. Çok dinamik, birebiri çok iyi çözen bir forvet.
Bir de yanlış hatırlamıyorsam Hadis'le yakın arkadaştın. Evet, Hadis'le çok yakın arkadaşız. Çok da iyi biri, çok da severim. İnşallah golleri atar da Göztepe o sıralardan çıkar. Öyle yani, forvetlerimiz Türkiye'de genelde kaliteli bence. Şimdi sen açıklamalarınla yani çok sağduyulu açıklamalar yapan bir futbolcusun. Objektif de davranan bir futbolcusun. Bu yılki şampiyonluk yarışı ile ilgili ben görüşünü merak ediyorum. Trabzonspor biraz farkı fazlasıyla açmış gibi. Arkasından gelen takımlar var. Ama şampiyonluk yarışı ile ilgili yorumunu merak ederim. Yani iki seçenek var şu an. Yani matematiksel olarak her şey mümkün. Ama tabii ki Trabzonspor'un kaç puan farkı vardı? 16-17 var mı? Evet. Yani 16-17 puan demek oluyor ki 6-7 maç bir fark var. Ama Konyaspor var ikinci sırada. Çok da iyi gidiyorlar İlhan Hoca'la beraber. Ben makasın bu kadar açılmasını aslında sevmiyorum zevzevli olarak. Ama Trabzon hak ederek oralarda. Bu da zaten sezon başı yapılan planlamaların ekmeği bence. Erkenden kadroyu kurdular. O sistemi oturttular. Ben hep şöyle söylüyorum. Başarı planlanabilecek bir şey. Bir yanlışın olur. Olmaz. Bazen şans faktörü de var. Ama ileri dönünce doğru planlamayla başarı geliyor bence. Doğru yaptılar. Yani çok da iyi gidiyorlar. Ben sonuna kadar Konyaspor'la Trabzonspor'un savaşacağını düşünüyorum şampiyonluk için. Konyaspor da çok iyi. Bakalım. Kaptan, yavaş yavaş röportajın sonuna geliyoruz. Seni de çok fazla tutmak istemeyiz. Dinleneceksin. Ama bir kuyu stadında sorular sormak istiyorum. Kısa cevaplar rica ediyorum. İlk aklına gelen... Merak ettim. İlk aklına gelenleri de söyleyebilirsin. Tamam. En sevdiğin huyun? Huyun. Huy. Özelliğin. Huy. Özelliğin. En sevdiğim o zaman sakinim. En sevdiğin yemek? Pizza. En son ne zaman ağladı Günay Güvenç? 2 hafta önce. Sebebi özel değilse. Sebebi biraz özel. 2 hafta önce. 2 hafta falan oldu yani. Birlikte oynadığın en cimri futbolcu? En cimri futbolcu. Ben cimri futbolculara denk gelmedim ya herkes. En bonkör? Bonkör ne oluyor? Eli açık. Para harcamayı açık. Sevebilir. Sana yardımcı olabilir. Hesap ödetmeyebilir. Şu an zaman kazanıyorsun. Bu arada sen bu kelimenin karşılığını biliyordun. Yemin ederim bilmiyorum ya. Karıştırmamak için sonra beni şey yaparlar, trollerler diye sorayım dedim. Eli açık. Bonkör ben olabilirim ya. Evet. En büyük sevincin şimdiye kadar? En mutlu olduğun an? 2 tane kızımın doğumu. Allah bağışlasın. En üzüldüğün an? Futbol. İçinde mi yoksa özel hayatımda mı? Ya futbolun içinde... İki tane cevap rica edelim. Ya özel hayatımda üzüldüğüm anlar oldu. Ona evet. Gideyim dedim. Ama futbol içinde o Beşiktaş'la Galatasaray'a karşı Snyder'den yediğim gol. O gece ne yaptın? Ya, hiç hatırlamıyorum ama yani orada yerin dibine girebilseydim girerdim galiba. Çünkü... Çok üzüldüm orada. Ağlamıştın da. Ya, tabii ki. Yani çok... Çok da gençtim, çok üzüldüm. Çünkü evet. Benden beklenti yüksekti. Ama maçı kazandık. O biraz bir şey oldu. İyi oldu. Futbolda kazandığın ilk parayla ne yaptın? Anneme verdim. Birlikte oynadığın en sert, gaddar futbolcu? Veli Kavlak. Var mı bir anı? Antrenmanda. Velilen 150 tane evet. Anım vardı yani. Velilen takım içinde kavga etmeyen bir futbolcu yoktu. Ama bu oyunu da acayip severdim. Çünkü özelliği oydu yani. Seviyordu. En şık giyinen futbolcu? Quaresma. 2 kere aynı kıyafeti giydiğini görmedim. Galiba alıyor, çöpe atıyor, yeni alıyor. Öyle. İnanılmaz bir şey. En kötü giyinen? En kötü giyinen? Bizim Antep'te var sanki en kötü giyinen. Bizim bir tane Yusuf Türk var bizde. Evet. Genç bir kardeşim. İnanılmaz kötü giyiniyor. Nasıl yani. Giyiniyor? Yani, giyinmese daha iyi. En komik futbolcu. Ama harbiden kötü değil ya. Geçen çıkmış karda bir resim çekmiş.
Ama seviyor. Sosyal medyaya düşecek bu fotoğraf giyinmiyor. Şimdi. Ya kötü giyinmiyor da. Çok kötü dedin ama. Ya benim tarzıma göre kötü. Sizi, benim kötüm senin güzelin, yani iyin olabilir. Sen ben kendi tarzını yani anlatır mısın? Dışarıda, sosyal hayatta nasıl giyinmeyi seversin? Ben normal yani. Ben kot pantolonu daha çok tercih ediyorum jogger'den. Ama öyle bir özelliğim yok. Böyle fazla göze batan şeyleri giymemeyi tercih ediyorum. En komik futbolcu? Resmi göstereyim. En komik futbolcu. Ya bizim takımda Toşka var, Alin Toşka. Yani bir kere bile yani kötü bir gününe denk gelmedim. Hep espri, hep yani takımın neşesi. En sessiz futbolcu? En sessiz futbolcu. Steven. Steven çok sessiz, kalkır. En yetenekli futbolcu? En birlikte oynadığın. En yetenekli. Evet. Oğuzhan Özyakup. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama senden bir ricam var. Sadece Beşiktaş yıllarında zaman zaman aklına gelen Oğuzhan'la olabilir, Veli abiyle olabilir, diğer futbolcularla olabilir. Anlatabileceğim bir anı var mı? Çünkü o dönem çok yüksek bir arkadaşlık vardı. 2014-2015 o yıllarda. O takım da hep Beşiktaş taraftarı kendi arasında konuşur, sohbet eder, hatırlatırlar. Tottenham maçlarının olduğu, Liverpool maçlarının olduğu, daha sonrası işte senin oynadığın o son 7-8 maçlık şampiyonluk yarışında. Unutamadığın bir anı var mı o yılda? Ya çok anı var ya. Öyle aklımda ama bir tane anı yok. Ama gerçekten dediğin gibi bizim arkadaşlığımız çok güzeldi. Daha çok gurbetçi futbolculardan kurulu bir arkadaşlık grubu vardı. Çok güzel zamanımız geçti. İşte zaman geçince bazı şeylerin değerini daha iyi anlıyorsun. O zamanlar gerçekten bizim harika bir takımımız vardı. Yani birkaç tane saatte futbolu bıraktı. Ben o zamanlar daha çok gençtim. Ama o dönem gerçekten çok güzel bir dönemdi. Her an mükemmeldi yani. Kaptan çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için. Hem her sana zaman. Tekrar röportajın başında da söyledim. Hem sana hem de Gaziantep Futbol Kulübü'ne çok teşekkür ederim. Ben bizi çok güzel ağırladınız burada. Kaptan Günay Güvenç'le birlikteydik. Antalya'da Belek'te röportajlarımız devam edecek. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ederim. Arkadaşları için de çok sert eleştiriler yaptı. Özellikle stille ilgili. Bir sözü bir kez daha merkeze bırakalım.